Hani Musa? Hani Yahya? Hani Zekeriya? Hani neredeler? Tahzen. Bil ki İbrahim peygamberi ateşten kurtaran Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La tahzen. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın çilesinden, ıstırabından, acılarından, rifata yükselten, büyük makama yükselten Allah. Ya tahzen, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a kurulan bütün tuzakları birbiri ardınca kuz eden Yüce Allah. Ya tahzen, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın en daraldığı yerde Rabbini mağlubun kaçtasıyım, Allah'ım mağlup oldum, bana yardım et dediği anda gökten ve yerden su fışkırtan ilahi kudret. İsim koyarken nelere dikkat edilmeli? Kulağa okunan isim sonradan değiştirilebilir mi? Şeytan insanı nasıl yoldan çıkarır? Şeytanın tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Haram nedir? Dinimizin haram kıldığını helalmiş gibi göstermenin günahı nedir? Zorunluluk durumunda haram olan bir şey helal olabilir mi? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün pazar günü ve tabii ki tatil günü ve hepiniz şu anda evlerinizdesiniz. Allah ailenize huzur, saadet, af ve afiyet. Hazreti Abbas'a peygamberimizin söylediği cümleydi bu. Hazreti Abbas peygamberimize bana bir dua öğret diye sordu. Hazreti Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi amcasına. Amca şöyle dedi. Allah'ım bana af ve afiyet ver. Af nedir? Yani günahlarımdan beni soyutla, günahlarımı, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle, afiyet, sağlık ve mutluluk ver. Peygamber duasıydı ve peygamber öğretisiydi Hazreti Abbas, peygamber efendimizin sevgili amcasına. Biz de bununla başlayalım. Allah ailenize, yuvanıza afiyet, af, mağfiret, hidayet nasip eylesin. Her türlü şerri hepinizden uzak eylesin. Allah bizleri, sizleri şerle imtihan etmesin efendim. Bugün güne özel konularımız var, röportajlarımız var. İnanıyorum ki dağarcığınıza, siz zaten çok şey biliyorsunuz elhamdülillah. Ama dağarcığınıza bazı şeyler yerleşecek bugünkü programın akabinde inşallah. Dilerseniz önce bir WhatsApp sorumuza başlayalım. Bize gönderiyorsunuz çünkü güzel WhatsApp'larınız geliyor. Onunla başlayalım, sonra Bismillah diyeyim konularımızın içine girelim şöyle. Bakalım ne sormuş kardeşimiz WhatsApp'tan bize gönderdiği soruyla. Hocam eşimle kavga ettim görümcemle eltim yüzünden. Sürekli hocam bizi ayırmaya çalıştılar, ayırdılar da. 8 aylık çocuğum var, babasına hasret büyüyor. Eşimle görüşmemi kabul etmiyorlar. Çocuklarını, çocuğu göstermeme izin vermiyorlar görümcelerim. Bunun günahı var mı hocam onlara? Evet hanımefendi diyor ki görümcem ve eltim yüzünden eşimden ayrıldım diyor. Babasına 8 aylık çocuğumu göstermiyorlar. Çocuk demek ki hanımefendinin yanında öyle anlaşılıyor. Kişinin gelip çocuğunu görmesine engel oluyorlar. Günahı nedir? Günahı şimdi şöyle. Yani kurulu bir yuvayı yıkmak hainliktir en azından. Yüce Allah'ın arşı yani gök, arş, sema haksız bir boşanmadan gıcırdar diyor. Bu kadar büyük bir günahtır. Çünkü yuvayı kurmak kolay değil. Kız istiyorsunuz, nişanlanıyorsunuz,
Düğün yapıyorsunuz, masraf yapıyorsunuz, insanlar seviniyor, akrabalıklar kuruluyor. Sonra birdenbire her tarafı dağıtıyorsunuz. Akrabalıklar düşmanlığa dönüşebiliyor. Bu kadar masraflar boşuna gidiyor. Mutlulukla başlanan bir şey bir tarafından makasla kesilir gibi kesiliyor. En büyük kriz çocukların kendi yaşadıkları hayal kırıklıkları. Ve çocuk geleceğinde de bunun etkisiyle yaşamaya devam edecek. Psikolojik olarak büyük bir travma yaşıyor. Onun için tabii ki boşanmalar çok çirkindir, doğru değildir. Yani çaresiz olanı kastetmiyorum. Keyfi boşanmalar veya bu tür fitnelerle, delikoduyla, insanları tasarlayarak, insanları planlayarak, insanları kandırarak, insanları aldatarak yapılmış olan boşanmalar Allah katında büyük günahlardandır. Bu birincisi. İkincisi, bunu yakınların yapması daha da kötüdür. Diyeceksiniz ki zaten hocam kötülük yakından geliyor. Doğru diyorsunuz. Yakınlardan kötülük gelmemeli. Yakınlardan huzur, temizlik, iyilik, bu tür şeyler gelmeli. Üçüncüsü, baba anne ayrıldılar, karı koca ayrıldılar. Çocuk var ortada. Evliliğin bir meyvesi, iki tarafın meyvesi yani. Allah'ın dünya hayatının süsüdür, ziynetidir dediği mahlukat yani güzel nimet çocuklar. Şimdi babanın görmeye çabalamaması bir bela, akrabaların babanın gelmesine engel olması bir bela, anne göstermezse onun işlediği günah ayrı bir bela. Olayın bir tarafı yok ki. Şimdi diyelim ki bu hadisede görümce ile elti babanın gelmesine engel oluyorlar, tamam da babanın önünde herhalde demirden duvar örmüyorlar. Baba 24 saat içeride değil herhalde. Bir baba evladını görmek isterse kimseyi dinlemez, gider evladını görür. Burada babanın sorumluluğu çok. Tamam, annesiyle anlaşamadın, karınızla boşandınız. Bu örnek için söylemiyorum, genele söylüyorum. Böyle bu tür hadiselerde tamam, koca karınızla, kadın eşiyle, erkeği kocasıyla anlaşamadı, boşandılar. Boşanmak meşrudur. İslam'ın dışındaki bazı dinlerde evlilik hoş değil, bazılarında boşanma hoş değil. Hoş değil derken boşanılmaz. Bazılarında da evlilik yok. İslam itidali bir dindir. Yani İslam'da bu tür anlayışlar yoktur. Evlilik meşrudur, güzeldir, hoştur, sünnettir. Sünnet yani bir metottur, bir yoldur. Peygamberimizin bize önerdiği bir güzel bir şeydir. Boşanmada illaki olmaz diye bir şey yok. İslam dinli boşanmayı hoş görmüyor ama kapıyı kapatmıyor. Çaresiz hale gelindiğinde evlilik yürümüyorsa boşanacak tabii, ne yapsın? İslam dini onun için orta bir dindir. İtidal uygulanabilir bir dindir. İnsan fıtratıyla, yaratılışıyla çok uyumlu bir dindir İslam dini. Yani sokakta, caddede yaşanabilen bir dindir. Evde yaşanabilen bir dindir. Babanın burada sorumluluğu çok. Baba ne bacısını dinleyecek, ne ötekini dinleyecek. Ben çocuğumu göreceğim, kimse engel olamaz diyecek. Görmesi de lazım. Allah size gelecekte hayırlı günler nasip etsin hanımefendi. Bu hanımefendinin durumunda olanlar için söylüyorum. Beylere de biraz daha hassas davranınız. Evliliği koparmamaya çalışınız. Bir bey annesine başka türlü bir sevgi gösterir. Eşine başka türlü, görümcesine başka türlü. Ne bileyim yani amcasına, babasına, dayısına, herkese gösterilecek olan sevgi başka türlüdür. İlgi başka türlüdür. Biri olunca öteki ihmal edilecek diye bir şey yok. Hepsini beraber götürebiliriz. Evet, bir soru daha alalım hemen WhatsApp'tan yine. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Hocam sorum şu. Benim 5 tane bebeğim öldü karnımda hocam. Bu muskayı da bana Urfa'da bir şeyh tarafından geldi hocam. Yapılıp gönderildi. Çocuk düşmesin diye. İçinde bir sert bir cisim var. Cisme geçirilmiş iğneler var işte. Ufak bir parça tüy var. Hocam ben bunu çok inanarak takıyorum. 1,5 ay oldu yaklaşık. Ama taktığım günden beri de çok şiddetli baş ağrısı çekiyorum. Artık bundan mı kaynaklı bilmiyorum. Doktora da gittim. Her türlü testlerim de yapıldı. Ama hiçbir şey çıkmıyor hocam. Eşim de muskaya bağlıyor. Takma bunu diyor. Her muska iyi gelmiyor dedi bana. Ağır gelebilir dedi. Ama hocam ben de hani 5 tane bebek kaybettiğim için
Hani bir daha hamile kalınca bir daha bebeğimin ölmesinden çok korktuğum için bunu taşımak istiyorum üzerimde. Çok inanarak taktım çünkü. Hocam şimdi eşim bunu benden almak istiyor. Yakalım gitsin diyor. İnanma böyle şeylere diyor bana. Ne yapmam gerekiyor? Allah rızası için bir şeyler söyleyin benim için de. Allah razı olsun, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet, geçmiş olsun öncelikle. Tabii 5 çocuk karnında herhalde düşük yapmış, öyle anlaşılıyor. Birinci tabii ki mutlaka doktora gitmesi gerekiyor. Bir şeyin jinekoloğa gitmesi lazım. Gitmiştir yani, mutlaka gitmiştir. Yani 5 çocuk düşünen bir hanım mutlaka gitmiştir. Ama onu tekrar söylemek zorundayım ben. Bugünkü tıbbın buna vereceği cevap ne olur? Mutlaka belki bir şuna dikkat edin diyeceklerdir. Bir uyumsuzluk olabilir, kan uyumsuzluğu vesaire olabilir, başka şeyler olabilir. Onu doktorlar çözecek, bizim işimiz değil. O işin bir boyutu. İnşallah yeniden hamile kalır ve çocuk sahibi olur diyelim. İşin bu boyutu bizimle ilgili boyut. Şimdi işte bir şeyh yazdı. Şeyhler muska yazmazlar yani. Birinci nokta o. Bir, yanlış bir algı var, onu düzeltelim bir. Gerçek manada şeyh nedir? Allah'ın iyi kulu, şeyh halkın koyduğu bir sıfattır yani. Adam kendine ben şeyhim demez yani. Resmi bir vasıf da değildir, öyle bir mekanizma yok çünkü şu anda. Şeyh genellikle yaşlı kişi, tecrübeli kişi. Arapça kelimesi, Arapça'da çok kullanılır. Şeyh, ya şeyh denir. Ey beyefendi anlamına da geliyor. Üstaz, şeyh kelimesi kullanıyor bazen. Profesör gibi anlamlarda da kullanılabiliyor. Yani kullanım alanı geniş bir kelime. Onun için bunu söylüyorum. Bizde sadece tarikat akla geliyor da onun için. Tecrübeli insan, mürşit olan, insanları yönlendiren, hayra yönlendiren gibi anlamları da var bu kelimenin. Tabii tarih boyunca da tasavvufun önderlerine, kendi dönemindeki önderlerine de şeyh denmiştir. Onun için acaba kim yazdı gönderdi? Ne yazdı bir de var. Yani şimdi niye ne yazdı diye. Hocam temsili toprağa atalım. Arkadaşlar, cevşen gibi şeyler takılabilir. Cevşen dediğimiz nedir? Veya içinde ne olur olan şeyler takılabilir? Bir manevi güç, bir psikolojik güç. Kendinize bir moral gücü veriyorsunuz, buluyorsunuz. Allah'ın isimlerini yazılı bir olan bir kağıt. Allah'ın esması, 99 ismi. Felak nasveye katlıyorsunuz, taşıyorsunuz. Bunun ne zararı var? Ne zararı var? Okuyorsunuz, taşıyorsunuz. Ama İçinde iğneler varsa, muhtemel boylama denilen bir şey var. Bu doğu illerinde de çok yaygındır. İşte bu Ümmü Sıbyan denilen bir kavram var. Halk arasında kullanılan kavramlar bunlar. Bunu çok onayladığım için kullanmıyorum bu kavramları. Ama halk arasında kullanılan kavramlar. Ümmü Sıbyan göğe, işte hamile olan kadınlar çocuk düşürünce bunun sebebini Ümmü Sıbyan'a, bir tür diğer yaratıklara bağlarlar. Veyahut da işte bundan korunmak için de işte iğneler buluyorlar, iplik buluyorlar, boyu ölçüyorlar. Tabii burada tarifini yapmayayım. Zaten bu zor bir işlem, yapılan şey. Onun için bunu gönderiyorlar. Bu olunca da çocuk düşürmüyor diye inanılıyorum ben. Bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Duaya sığınınız. Allah'ın isimlerini, felakını, içinde ne olduğunu bildiğiniz, Allah'ın ayeti veya Peygamber Efendimiz'in me'sur dediğimiz nedir? Peygamberden nakredildiği kesin olan dualar kişi okur da yanlara taşıyabilir. Ben onun için hanımefendiye bilmediğiniz şeyi takmayın diyorum. Bir yere gömersiniz, bir yere koyarsınız. Evin bir tarafında durur, başka boş bir yerde durur. İçinde ne yazılı olduğunu bilmediğim için yere atın falan demiyorum. Yani Allah'ın adı yazılı olabilir yani. Kişi bir şeyler yazmış olabilir. Ama Felak okuyunuz, Nas okuyunuz, İhlas suresi okuyunuz, Haşr suresinin son ayetlerini okuyunuz, Kelime-i Tevhid getiriniz, Allah'ın 99 ismini okuyunuz. En büyük tedavi bunlardır. Fiziki ve bir ilmi tedaviden, tıpla ilgili bütün çalışmalardan sonra bunu da ihmal etmeyin. Biri ötekine engel değil. Dua edin demek, doktora gitmeyin demek değil. Doktora gidin, dua etmeyin demek değildir. Nitekim hepimiz bir doktora gittiğimizde bir de dua ediyoruz. Allah'ım şifa ver bize diyoruz. Bunlar birbirine zıt şeyler değildir. Evet, bir de telefon alalım. Telefon alalım, bakalım ne soracak kardeşimiz. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun efendim. 61 gün orucun tamamını ara vermeden tutamıyorum. Hani rahatsızlığımdan dolayı. Evet. Rahatsızlığınız derken yani kadın rahatsızlığı tabii ki. Ya bir o bir de şey var hocam. Böyle baş dönmesi var. Hani yani vücut direnciliği mi diysem yani o şekil. 61 orucu niye tutuyorsunuz? 61 gerekecek bir şey yaptınız mı? Yani evet yapmış oldum. İşte bir hoca dedi ki bana ara vermeden tutamazsın o ceza orucu dedi. Ben de ara vermeden tutamam. O yüzden size danışayım dedim. Şimdi şöyle biraz daha açayım meseleyi madem böyle sordunuz. Biraz daha açayım. 61 gün orucu bir ceza orucudur. Bunun bir günü kazadır. 60'ı bunun cezasıdır. Ve 59'u işte cezasıdır. Peki neden böyle bir oruç gerekti? Hazreti Peygamber zamanında adamın biri geldi ve dedi ki şimdi sizin üzerinizden anlatmıyorum. Genele sorunuz bitti herhalde değil mi? Bitti de bir şey daha diyecektim ben size. Söyleyin evet. Siz okul ziyaretleri yapıyordunuz hani çocuklara soru hitap ediyordunuz. Samsun Tekeköy Aşağı Çinik Okulu'na da yapar mısınız öyle bir bağlantı? İnşallah olur yani arkadaşlarımız not alsınlar okulunuzun o şeyinizin köyünüzü ilçenizin adını. Evet. Bağlantı yaparız inşallah olur inşallah. Tamam. Peki. Şimdi soruyu niye aldım? Şundan dolayı. Yani hanımefendi sorusunu sordu, ayrıldı, bizi ekrandan izlesin. 61 orucunun hikayesi şu, rivayet. Hikaye derken rivayet niye gerekti? Hazreti Peygamber'e bir adam geldi ve dedi ki ben dedi oruçluyken, dedi eşimle beraber oldum dedi Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber, işte tövbe istiğfar etmen gerekir. İkincisi, 60 gün oruç, 2 ay oruç tutman gerekir dedi. Yani ya köle azat edeceksin, biliyorsunuz İslam dini köle sektörünü ortadan kaldırmak için birçok suçun, günahın cezası olarak köle azadını emretmiştir. Kölecilik zihniyeti ile mücadele ettiği kıyamete kadar bilinsin diye. Şu anda köle yok ama bu kavga bilinsin istedi İslam. Adam dedi, köle azat edecek param yok benim. Hazreti Peygamber buyurdu ki 60 gün oruç tut. Yani 2 ay oruç tut, 2 ay üstte. Adam dedi ki Allah'ın peygamberi dedi. Yani ben dedi bir gün tutamadım dedi. 60 nasıl tutacağım ben? Ben dedi yani kendime güvenemiyorum. Hazreti Peygamber gülümsedi. Dedi ki o zaman 60 fakiri doyur sabahla akşamla. Adam dedi ya Resulallah şu Medine toprağında benim 60 fakiri doyuracak param, gücüm yok. Ekmeğim, yemeğim yok. Hazreti Peygamber durdu. Şimdi ne diyecek? Oruç tut diyor, tutamam diyor. Yemek daha diyor, param yok diyor. Biraz sonra bir adam geldi. Koca bir sepet. Sepet içinde hurmalar dolu peygamberimize hediye etti. Hazreti Peygamber adamı çağırdı, gel buraya dedi. Geldi adam. Efendimiz şöyle buyurdu ona. Al ve bunu 60 fakire dağıt. Vurmayı. Adam dedi ki Allah'ın peygamberi sana yemin olsun ki Medine toprağında benden daha yoksul hiçbir adam yok. Hazreti Peygamber güldü bunun üzerine dedi ki tamam götür yiyelim bakalım dedi. 61 orucu ile ilgili meselenin özü bu. Şimdi Hazreti Peygamber Ramazan ayı başlanmış olan bir oruca bir mazeret yokken yerse içerse ve hanımıyla yakınlaşma olursa 60 yani 2 ay, 2 kameri ay oruç tutması gerekir. Bazı mezhepler hem yemekten hem içmekten hem de oruçluyken yemek içmekten ve hem de karı koca münasebetinden dolayı gerekir derler. Bazı alimler ise İmam Şafii mesela onlardan biridir. Sadece cinsel yakınlıktan dolayı 61 gerekir der. Kasti yemek içmekten dolayı bir gün kaza etmesi gerekir. Bir de tövbe etmesi gerekir derler. Burada alimlerin içtihadları var, değerlendirmesi var, hadisi yorumlaması var.
Şimdi bizim toplumumuzda iki türlü yapılıyor bu. Birincisi, bazı hanımlar şöyle inanıyorlar. Bir insan bir kişiye ömrü boyunca bir defa 61 orucu tutmalı. Böyle bir kayıt yok. Böyle bir talimat yok. Herhangi bir Müslüman hayatta bir kez olsun 61 orucu tutması gerekmiyor. Bizim için farz olan tek oruç Ramazan orucudur. Muharrem günlerinde tutulan oruçlar, efendim sünnet güzel oruçlardır. Her ayın pazartesi, perşembe günleri oruç güzeldir, sünnettir. Eyyamul bid dediğimiz ayın 13, 14, 15. günleri oruç tutmak sünnettir, iyidir, güzeldir. Ama farz olan tek oruç Ramazan ayı orucudur. 61 illaki her Müslüman hayatta bir defa tutacak diye bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Ama eğer dediğim şekilde bir hata yapmışsa 61 gün oruç tutmak zorunda. Yani karısı koca arasında bir yakınlık olmuşsa. Peki burada kadın tutma, erkek tuttu 61 problemi yok. Kadında adet olma problemi var. Kadınlar hani belli günlerde adet olurlar. O adet günlerini tutmayacak. Mesela 15 gün tuttu. 7 gün adet oldu. 7 gün tutmayacak. 8. gün temizlendi, oruca devam edecek. Nereden? 15 tutmuştu ya, 16. gün diye saymaya devam edecek. Herhalde anlaşılmıştır. Yani kadının adet olması orucu bozmuyor. Onun için kadın işte 61 günü belki 70 günde tamamlayacak adet oluşundan dolayı. Arada bir aralık verecek. Ama orucu keyfi olarak 61'i tutarken ara verirse yeniden bir daha sıfırdan başlayacak. Herhalde anlaşılmıştır. Evet, bugün iki WhatsApp sorusu aldık. Biraz da geniş cevaplandırdım çünkü etraflıca bazen öyle arzu ediliyor. Hocam daha iyi anlayacağımız şekilde tarif etseniz diyorlar kardeşlerimiz. Bizi yakalayanlar sağda solda. Ben de ona göre daha açtım. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet. İki özel kelime. Kelime-i şehadet nedir? Bir Müslümanın, bir kişinin Müslüman olmak için, İslam dairesine girmek için Allah'a ve peygamberine bağlı olduğunu ilan etmek için kullandığı bir şehadettir. Eşhedü, şehadet ederim ki en la ilahe, hiçbir ilah yoktur. İlahe illallah, ancak Allah var. Yani Allah'ın dışındaki bütün ilahlık taslayanları, tanrılık taslayanları, kendini Allah zannedenleri, Allah'ın yerine koyanları, Allah'ın yerine başka şeyleri koyanları, ne varsa tümünü reddediyorum, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve eşhedü, ve yine şehadet ediyorum ki, nedir şehadet etmek? İnanmak ve dille bunu ilan etmek. Şehadet ederim ki Muhammed, enne Muhammeden abduhu ve resulü, Allah'ın kuludur ve Allah'ın resuludur. Bu şehadettir. Bunu söyleyen kişi Müslümanlığa girer. Özel bir törene gerek yok. Yani ne suyla yıkan, yani iman etmek için gusül yapması gerekir, iyi olur da Müslümanlığa girme gusülü, ama özel bir tören gerekmiyor. Evinde bunu söylesin. Şu anda beni izliyorsunuz evinizde. İslam dinine girmek istiyorsunuz. Diyelim ki Avrupa'nın bir şehrindesiniz, Türkçe biliyorsunuz. Ben Müslüman olmak istiyorum diyorsunuz. Ha şimdi benim söyleyeceğimi söyle, Müslüman olursun. Müftiye, hocaya gitmene gerek yok. Hacıya gitmene gerek yok. Yani hacı hocaya gitmene gerek yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bitti. Bunu söyleyen Müslüman oldu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resuludur. Bitti. Yani hiç kimseye gitmenize gerek yok. Müslüman oldu. Bundan sonra ne gerekiyor? İmanın şartları gerekiyor. Bunlara inanman gerekir. Nedir o? Öldükten sonra dirilmek var, cennet var, cehennem var, sırat köprüsü var, hesap var. Melekler var, Allah yaratmış. Efendim Allah'ın kitapları vardı, gönderdi. Sayfeleri vardı. Zübürül evveli, eski kitaplar vardı. Eski böyle Hazreti Adem'e, İbrahim'e inen kitaplar vardı. Böyle sayfeler, klasörler halinde. Zebur, Tevrat, İncil vardı. Bizim bilmediğimiz kitaplar vardı. Zannediyor musunuz ki Allah'ın indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil'den bunlarla sınırlıdır? Hayır, öyle bir, olabilir mi öyle bir şey? 120 bin peygamber yaşamış ve 120 bin peygamberin hepsine Allah emirler indirmiş. Örnekleme saadetinde bize Kur'an-ı Kerim'de bazıları bahsediyor. Emirlerin bir kısmı
detay olabilir, bazı emirler olabilir. Bazı peygamberler bir köye gönderilmiş, bazı peygamberler bir aileye gönderilmiş. Yani bütün kainata gönderilen peygamber sadece Hazreti Muhammed'dir. Kafeten linnâsi, beşiren ve nezira, bütün insanla. Son peygamber ve tek başına geldi. Mesela Hazreti İsa döneminde kaç peygamber var? Zekeriya var, Hazreti Yahya var, Hazreti İsa var. Yani bazen Allah bir dönemde birkaç peygamberi birden gönderiyor. Ve bütün peygamberler hemen hemen bir kavmin, bir aşiretin, bir ırkın peygamberidir. Ama bütün insanlığın peygamberi kâffetel linnâsi beşiren ve nezira. Bütün insanlığa sen müjdeleyici, uyarıcısın, Hazreti Muhammed'dir. Bunlar doğrulanıyor zaman içerisinde. Bu cuma, lütfen okuyunuz, bu cuma, yani iki gün önce benim bir yazım çıktı Sabah gazetesinde. 5000 yıllık Hint kutsal kitapları, kutsal kaynaklarında Vedalar ve Puranalarda Hazreti Muhammed diye. Lütfen internete girin ve okuyunuz. 3000 veya 5000 yıl önce, milattan 2000, 3000 yıl önce yazılmış olan kitaplar bunlar. Hint düşüncesine göre onların kutsal metinleri. Sayfa sayfa, ayet ayet açıkladım ben. O yazıda var. Hazreti Muhammed'in geleceğinden bahsediyor. Adını veriyor, Muhammed diyor. Arabistan'da olacak diyor. Adı diyor, övülmüş olan kişidir. Hazreti Hatice'den bahsediyor. Sıfatlarıyla beraber. Ve bu konuda bir kitap yazıldı. Bir Hintli alim, şu an Hint dünyasında müthiş tartışılıyor şu anda. Yani Kur'an'ı 5000 yıl önce veya 4000, 3000 yıl önce bu kaynaklarda Hazreti Muhammed'in son peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu alimler söylüyorlar. Bilim adamları söylüyorlar, tartışılıyor şu anda. Onu da yazdım, okuyunuz. Zaman yürüdükçe tanıklık edecek insanlık Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna, zaman tanıklık edecek. Daha ileride başka neler bulacaklar bakalım. Onun için hep söylüyorum acizane, dünya üzerindeki bütün insanlığın kabul ettiği, vicdanı olan bütün hakikatler, bütün güzellikler Hazreti Adem'den peygamberimize gelinceye kadar ki ara formlar olabilir, bizim bilmediğimiz nesiller olabilir. Hepsi tek bir kaynaktan geldiğine işarettir. Yani yarın öbürsü gün arkeolojik kazılar yapıldı ve kazılarda tabletler bulundu diyelim. Herhangi bir dine ait. 10 bin yıllık bir dine ait tabletler bulundu ve o tabletler Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye başlarsa mesela. Bizim bildiğimiz Fatiha varsa bu beni ancak sevindirir. Çünkü bütün dinlerin kaynağında Allah'ın var olduğunu ben görmüş olurum bununla. Bundan dolayı hayret etmem. Bütün dinlerin, namazın bütün dinlerde ortak olması. Orucun bütün dinlerde, kutibe aleykumus sıyam diyor çünkü. Namaz, oruç da farz kılındı, daha öncekilere farz kılındığı gibi diyor. Allah saklamıyor ki. Onun için bunlara şaşırmaya gerek yok. Bütün dinlerin kaynağı ve bütün dinlerin temeli Allah'a aittir. Ama ne oldu? İnsanlar bozdular dinleri. Problem burada. Evet, kelime-i tevhid, bu kelime-i şehadeti söyledim. Şimdi kelime-i tevhidi söylüyorum. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, şu gördüğünüz, Muhammedur Resulullah. Yani biraz daha kısadır kelime-i şehadete göre. La ilahe, hiçbir ilah yok, tapınılacak hiçbir kudret yok, illa var, Allah, Allah var. Allah'tan başka hiçbir tapınılacak güç yok. Birinci şık bu, Allah'ın birliği. Bununla tek başına kelime-i tevhid olmaz. Çünkü peygambersiz, peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen bir Allah düşünebilir mi? Siz dünyaya boşuna geldiğinizi ve başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz? Biz kitap indirmeden hiçbir ümmeti sorumlu tutmayız. Allah varsa Allah'ın peygamberi de var. Allah varsa Allah'ın emirleri de var. Allah varsa Allah'ın koyduğu yasaklar da var. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Muhammedur Resulullah bunun tamamlayıcı parçasıdır. Muhammed Allah'ın Resuludur. Allah bir, ondan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın Resuludur. Bunun adı da kelime-i tevhid. Bakın kelime-i şehadet farklı. Kelime-i tevhid ayrı. Kelime-i tevhid ne demek peki? Allah'ı birleme kelimesi. Allah'ın bir olduğunu,
eşinin ortağının olmadığını ilan etme kelimesidir. Bunun faziletlerinden şöyle söyleyeyim. İnanılır ki bu kelimeyi söyleyen bela musibetlerden inşallah uzak olur. İmana, İslam'ın içine girmiş olur. İmanı bir devi tecdid etme, yenileme. Ceddidu imanekum, imanınızı tazeleniyor. Olmayan şeyi yapın anlamında değil. Yani yeniden kendinizi dine ait hissedin. Bu kelimeyi bol bol söyleyiniz. Hiç şüphesiz ki efzalu zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi Allah bir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Efendim de söyle. Hocam söylerken kendimden geçeceğim. Ne yapıyorsan yap. Nasıl haz alıyorsan, nasıl kendini Allah'a ait hissediyorsan, nasıl kendini Allah'ın huzurunda hissediyorsan, nasıl kendini peygambere daha yakın hissediyorsan öyle zikret. İsterse sessiz, dilini damağına yapıştır. Nakşi öğretisinde olduğu gibi, Nakşi tasavvufunda olduğu gibi hafi zikir yap. Dil damakta Allah Allah de. Dilersen biraz daha kulağın duysun. Diğer efendim tasavvufi ekollerde olduğu gibi cehri açık zikir yap. İkisi de Allah için kabuldür. Yeter ki Allah'ı birle. Efendim onun için kelime-i tevhid inşallah cennetin anahtarıdır. Kelime-i tevhidi söyleyen cennetinin anahtarını açar. Hemen mi girer, geç mi girer o ameliyle, imanıyla ilgili bir şeydir. İnşallah nurani bir vasıf kazanır insan. Allah ona güzellik verir kelime-i tevhidle beraber. Onun için ölüm esnasında çok faydası olacağına inanıyoruz kelime-i tevhidin. Ve bol bol yapın, söyleyin yani la ilahe illallah, tesbih alın elinize, okuyun. Sayısı yok, sınırı yok. Dilediğiniz kadar bir gün 10 defa okuyun, bir gün 1000 defa okuyoruz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah ama kalbinizden söyleyin. Allah'ım seni kabul ettim. Sen ne güzelsin Allah'ım. Sen güzeller güzelisin. Hiçbir şey senden güzel değildir. Sana yöneldim Allah'ım diye. Allah'a derdini anlat. Evet, sokakta da biz röportaj yaptık. Size sorduk kelime-i tevhidi. Bakalım kelime-i tevhid hakkında ne diyeceksiniz? Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid Allah'ın varlığını bildiğini, imanın doğrudur. Kelime-i tevhid şehadet getirmektir herhalde. Kelime-i şehadet getirmektir o. Efendiliğimize bağlılığımızı anlatan cümledir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid la eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden Abdühü ve Resulü. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demektir. Eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i tevhidin anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Müslüman olmak, Müslümanlığı kabul etmek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammeden Resulullah, Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah birdir, Peygamber onun Resulüdür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür inşallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah birdir. Muhammed onun Resulü. Allah birdir. Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Allah birdir. Muhammed onun elçisidir. Anlamını Allah birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Muhammed aleyhisselam onu Allah'ın kulu ve elçisidir. Evet, teşekkür ediyorum. Yani kardeşimiz, bazıları kelime-i şehadetle kelime-i tevhidi karıştırıyorlar. Aynı kapıya çıkıyor neticede, yani bu bir eksiklik değil. O bir eksiklik değil. Bundan üzülmeyin. Çünkü netice itibariyle Allah'ın bir olduğunu, Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğunu söylüyor. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid. İslam dinine girmenin kapısı budur. Peygamberi kabul etmeden o kapıdan girilmez. Tek başına Allah'a iman ettim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum de onlara Muhammed. Allah'ı seviyorlarsa de ki bana uyun. Muhammed'e uyun. Allah sizi sever ve sizi günahlarınızı affeder. Allah'a iman etmenin ve Allah'ı sevmenin yolu Hazreti Muhammed'e inanmaktır. Yani biz efendim bir önder var, bir diyelim lider var. Liderin habercisi geliyor size. Ben senin habercini tanımıyorum dediğinde
lidere, yani o büyük makamdaki insana saygısı yapıyorsun. O sana elçi gönderiyor. Benim elçim geldi sana diyor. Elçiyi karşıla bakalım diyor. Allah da öyle diyor. Yani beni kabul ediyorsun, elçimi kabul etmiyorsan sen benim iktidarımı eleştiriyorsun diyor. Onun için Allah bir, Muhammed onun Resulüdür. Birbirini tamamlıyor ikisi de. Yüce Allah bize hakikaten iman, sağlıklı bir akaid nasip eylesin inşallah. Efendim, biz bazen gerginleşiyoruz. Gerginlik kötüdür, iyi bir şey değildir gerginlik. Gergin olmamaya çalışmak lazım. Hazreti Peygamber'e dedi ki, sahabenin biri ben öfkelenince ne yapayım dedi. Öfkelenince dedi, abdest al. Ya dedi, niye abdest alayım yani? Öfkeyle abdest. Dedi ki Efendimiz, öfke şeytandan. Şeytan ateştendir. Ateşi su söndürür. Abdest alırsan şeytandan uzaklaşırsın dedi. Ne kadar güzel değil mi? Öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir. Ateşin ilacı da sudur. Su dökersen öfken diner. Onun için bir alimler şöyle demişler, öfkelendiğinde yer değiştir. Mesela trafikte çok oluyor. Korna çalıyor, öteki niye korna çaldın diyor. Aç kapıyı, elinde sopayla iniyor. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir kötü hal? Yani şimdi ya uyuyacaksın ona, biri ölecek, öteki içeri girecek. Sonuç bu, Allah korusun. Veya arabana basıp gideceksin. Geçen bir manzara gördüm. Yani kızan yanında hanımı var. Diğer arabada adam yine yanında hanımı var. Bari hanımlara saygı duyun ya. Hanımın varken başkasına laf söyleme. Senin hanımın varken başkasına sana laf söylemesin. En azından yani. Asgari bir edep lazım. Hanımların yanında küfürleşilmez. Birbirine hakaret ediyorlar. Kadınların yanında hem de yani. Bu yakışmaz ki yani ya. Yakışmaz. Hiçbirinize yakışmaz. Haklısın veya haksızsın. Şimdi burada da kişiler önemli değil tabii ki bizim için. Garson şey dağıtırken, yemek dağıtırken garson yani yorulmuştur, kafası dalgındır, bir derdi vardır, değil mi? Bir problemi vardır. Bebek arabasına çarpıyor, kasten de çarpmıyor adam yani. Bir hal oluyor, birdenbire işte oradaki bebek sandalyasındaki veya bebek işte neyse oradaki beyler garsonu dövmeye başlıyorlar. Bunlar güzel manzaralar değil. Yani hani bir düşmanlık olsa, bir kötü niyeti olsa diyeceğiz ki niye yaptı filan. Bunun da yolu böyle saldırmak değil. Oranın müdürü var, şefi var, çağırırsınız. Şefe dersiniz, bu adam saygısız bir adam. Lütfen bunu burada çalıştırmayın. Veya uyarın. Şef onu uyarır, atmaz. Der ki oğlum biraz daha dikkat et. Başka bir perona alır onu, başka bir yere alır. Bulaşığı alır. Yani bir yolu bulunur ama yani vurmak için bahane aramak. Yani sanki dolmuş illaki birini dövmesi lazım. Beyler bunlar iyi şeyler değildir. Bunlar bize yakışmayan şeylerdir. Yani bu Türkiye'de bunlar kötü şeylerdir. Kaba kuvvet çirkindir. Yapmamak lazım. Ve şu anda pişman olmuştur bence. Yapan bu işi pişman olmuştur ama işte işten geçiyor. Pişmanlık fayda vermiyor. Değil mi? Birbirimize biraz daha tahammülü olalım, biraz daha sevgili, saygılı olalım. Bazı yanlışları görmeyelim. Onun için bizim tasavvuf büyüklerinin hayatını çok anlatmamız ve okumamız lazım. Tevazu, mahfiyet. Yani büyüklerden birinin başına o mezarlıktaki bekçi sopayla vuruyor. Özür diliyoruz. Sopayı yiyecek. Hareketi yaptığımdan dolayı beni helal et diyor. Elim yoruldu beni döverken sen diyor. Hocam bu adam nerede diyeceksiniz? Vardı bu tür insanlar. Buradan buraya döndük işte. Bunlar iyi şeyler değil. Bunlar bizi üzüyor. Yapmayın bir daha inşallah diye temenni edelim biz yani. Efendim bir WhatsApp sorumuz var. Alalım bakalım ne demiş, ne sormuşlar. Selamun aleyküm hocam, hayırlı sabahlar. Vefat edenlerin üstünde Kur'an okumak doğru bir şey mi, okumaz diyenler var. Siz ne diyorsunuz hocam? Okumaz diyenler okumasınlar. Yani ölüye Kur'an okunmaz diyenler okumasınlar. Onları metazoru mezar başına getirip zincirle bağlayıp okuyun diyen yok. Ama mezar başında Kur'an-ı Kerim okunmaz diyenler şunu söylemeli.
Allah'ım bana öldükten sonra mezar başında Fatiha nasip etme demesi lazım. Fatiha da Kur'an'dan bir parça değil mi? Şunu demeler, bir daha söylüyorum. Allah'ım bana mezarımda Kur'an nasip etme. Bunu söyleyecek kadar böyle rahat hisseder, söylesinler. Allah da onlara nasip etmez. Biz okuruz, okuduğumuzdan ibret alırız. Mezardakilerin faydalanacağına inanırız. Allah'ın kelamıdır, huzurdur, güzelliktir, saadettir. Özellikle dua ayetlerini okusak daha iyidir tabii ki. Onlar daha uygun olur mezarlık ziyaretine. Ama Kur'an'ın her tarafı şifadır, berekettir, derstir, ibrettir. Ne okursan okuyunuz, netice itibariyle Allah okunan şeyin farkındadır. Ölü de bunun farkındadır. Hazreti Peygamber daha çok mezarlıkta, mezara geldiğinde selam verirdi, onlara dua ederdi. Çok uzun da mezarlıkta oturmazdı zaten. Bizim geleneğimizde de, ki var bazı rivayetler var, bunları tek tek şimdi burada vermek istemiyorum. Ahmet bin Hanbel'in filan meşhur rivayetleri vardır. Mezarlıkta Kur'an okuyana müdahale ediyor. Sonra yanındaki zat ona bir hadis rivayet ediyor. Bunun üzerine okunmaktan vazgeçirdiği insanı geri çağırıyor. Oku diyor bunun başında diyor. İşte ölülerinize Yasin okuyunuz, ölüm üzerinde olanlara veya ölmüş olanlara diye tercüme ediliyor. Şöyle de böyle netice itibariyle Allah'ın kelamı benim sözümden daha önemlidir. Ben öyle bakıyorum. Yani ben şimdi gittim, diyelim ki bir mezarlıkta Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni orada dua ettim. Kendi dilimle. Bir de Allah'ın kelamından dua okudum. Şimdi Allah'ın sözü mü daha değerli, benim sözüm mü daha değerli? Elbette ki Allah'ın sözü daha değerli. Ben Allah'ın sözüyle Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne dua ediyorum. Bu ne sakıncası var bu? Bu nedenle de böyle bu konuda mütezemmit olmak, böyle çok aşırı tepki göstermek. İşte okuma, okuma. Seni zincirleyen yok oraya. Sen git, diledin başka bir şey okunmasını temenni et, talep et. Gelenler sana okumasınlar desinler. Ne mübarek bir adamdı ya. Çok hayırlı bir adamdı. Bu adam mezarda Kur'an okunmaz derdi. Mezara girmeden önce mezarda Kur'an düşmanlığı yapardı. Seni böyle anacaklar. Ne ile anılırsan öyle anılırsın. Ne ile tanınırsan öyle anılırsın. Biz varsın Kur'an okumakla anılalım. Güzel şeylerle anılalım. Peygamberi anlatmakla, peygambere davet etmekle, Allah'ı sevdirmekle. Hep böyle şeylerle anılalım hepimiz tabii ki. Mevlam bizi iyilerden eylesin. Efendim WhatsApp sorumuz var, alalım. Hayat hocam, ellerinizi öpüyorum. Ben namaz kılmayı biliyorum. Sadece eddet hayat bilmiyorum. Namazım kabul olur mu? Size saygılarını sevgileniyorum. Allah seni bağışlasın. Evet, namazında Fatiha'yı okuman yetiyor. Ettehiyyatü da bilemiyorsan bir şey olmaz. Biraz oturursun, kendi bildiğin duaları okursun. Salatü selam getirsin peygamberin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed dersin. Veya sen şöyle bir şey de yapabilirsin delikanlı. Öğleninceye kadar namaz kılıyorsun ya. Namazı kıldığın yere zaten ettehiyyatü da oturuyorsun. Önüne şöyle bir kağıt al. Şöyle bir kağıt al. Bu kağıda ettehiyyatü yaz. Sonra ettehiyyatü yazdıktan sonra önüne koy. Secde ettiğin yerin önüne koy. Oturduğun zaman ettehiyyatü ya oradan oku, yerdeki o yazıdan oku. Aynı şeye gelir, aynı kapıya gelir. Yapamıyorsan bildiğin ne dua varsa onu, Subhaneke oku, başka bir şey oku. Tamam mı? Allah seni kabul eder. Yeter ki sen bu yaşında iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah senin gibi akıllı, temiz gençlerin sayısını çoğaltsın inşallah. Babana selamlarımı söyle. Evet, bir soru daha var. WhatsApp sorusu, görüntüsü daha doğrusu. Alalım bakalım onu da. Türkiye genelinde Gençler Başkanlığı daha doğrusu yıllardır. Beyaz giysiyi. Türkiye genelinde Gençler Başkanlığı daha doğrusu yıllardır. Beyaz giysiyi. Türkiye genelinde Türkiye. Cümleyi anlamadım. Cümle. Beyaz giysiyi. Evet, Allah hocam seni çok seviyor diyormuş. Ama ekranı öptürmeyin bir daha. Evin sahibeleri ekranı öptürmeyin. Evet, Allah bağışlasın. Çocukların muhabbeti duadır inşallah. Çocuklar masumdurlar. Bunu göndermişler. Bana da sürpriz oldu. WhatsApp görüntüsü diye. Evet. Bir görüntü daha var herhalde. Evet, onu da izleyelim bakalım.
Nihat Hacı, ben seni çok seviyorum. Hem de seni her gün hep seyrediyorum. Hatta şey söyleyeceğim, sen beni seçiyor musun yani? İzliyor musun? Bütün herkesin felin içinde. Hadi görüşürüz. O son cümleyi nasıl beni seçiyor musun? Yani beni tanıyor musun demek istiyor. Evet. Ha, seçiyor muyum? Soruyu şimdi anladım ben. Şimdi şöyle şunu diyor, çok WhatsApp geldi diyor herhalde size. Çok WhatsApp geldi, yani çok görüntü geldi. O görüntüden beni seçtiniz mi? Şimdi ben şimdi senin çıkacağını bilmiyordum. Çünkü bu görüntüleri ben de senin gibi yayında izliyorum. Soruları da, görüntüleri de yayında izliyorum. Yani ben böyle öyleyi daha çok seviyorum. Daha önce bilgim olsun istemiyorum sorulan sorularla ilgili. Onun için ama iyi etmişler, seçmişler seni. Doğru yapmışlar. Doğru bir tercih yapmışlar. Ama bundan sonra seni unutmayacağız. Ama bir daha söyleyelim hanım kızımız, bir daha o soruyu bir daha dinleyelim bakalım. Nihat Hacı, ben seni çok seviyorum. Hem de seni her gün hep seyrediyorum. Hatta şey söyleyeceğim, sen beni seçiyor musun yani? İzliyor musun? Bütün herkesin felin içinde. Hadi görüşürüz. Şimdi anladık yani. Diyor ki yani gelen görüntüler içinden beni özel seçiyor musun? Seni arkadaşlarım özel seçmişler. Ama ben de şimdi artık seni unutmayacağım inşallah. Sen de ailene çok selamlarımı söyle. Allah seni bağışlasın. Her türlü kötülükten uzak eylesin Rabbim çocuklarımızı inşallah. Efendim bir sorumuz var. Telefonla alalım. Alo. Efendim beni duyuyor musunuz? Sizi duyuyorum şimdi. Buyurun, buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun, buyurun. Hocam ben Muş-Malazgirt'ten arıyorum. Efendim nereden arıyorsunuz? Muş-Malazgirt. Muş-Malazgirt'ten. Buyurun, buyurun kardeşim. Hocam ben yatarken... Evet. ...ellerim kınalı görüyorum. Evet, evet. Bunun hikmeti nedir diyorsun? Sürekli mi oluyor? Bir defa mı oldu şimdiye kadar? Hocam çok... Çok oldu. 5-6 seferlik bir belli bir şekilde ben rastlıyorum hocam. Evet. Anladım. Ellerim kınalı oluyor diye. Şimdi bu tabii öteden beri bu yaygın bir şey. Yani çok sorulan bir soru da. Eskiden şöyle diyordu bazı yorumcular. Efendim sen şimdi uyur gezersindir. Uyur gezer olduğun için gidiyorsun. Mutfakta kına buluyorsun. Dolaptan kına çıkarıyorsun. Kınayı getiriyorsun. Suluyorsun. Yumuşatıyorsun, hamur gibi yapıyorsun, sonra eline sürüyorsun, sonra gidip yatıyorsun, bundan dolayı ellerin kınalı uyanıyorsun. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Böyle bir uyur gezer var mı yani? Kalkacak da, girecek de, evde kına olacak da, kınakta kınayı dolaptan getirecek de, bazen çocuklarda da oluyor bu el kınası. Yani uykuda olan el kınaları. Bunu yıkayacak da, sürecek de, artısı tortusu kalmayacak, böyle saçma şeyler, cevaplar. Tabi bunun cevabı zor. Bu çünkü alerjik bir şey de değil yani. Zaman içinde geçiyor, alerjik şeyler biliyoruz. Deride olan alerjileri falan da tahmin edebiliyoruz. Yani bu şudur muhtemel, Allah bilir tabii ki. Kişi uyku aleminde değişik alemleri dolaşabiliyor. Rüya zaten oradan kalma. Bazıları bunu daha sonraki dönemlerde reenkarnasyonla izah ediyorlar. Yani şöyle diyor, ikinci hayat vardı diyor. Ben daha önceki hayatımda kraldım, imparatordum, bakkaldım, ne bileyim fırıncıydım diyor. Sonra öldüm, yeniden dünyaya geldim filan. Reenkarnasyona biz inanmıyoruz. Reenkarnasyon ne zaman başladı? Reenkarnasyonda olgunlaşan insanlar, hadi adam 70 yaşında öldü, fırıncıydı. Anasından doğar doğmaz fırıncılığı bilmesi lazımdı. Dil eğitimi yaptı, dil eğitimlerini konuşması lazımdı. Yok öyle bir şey. Herkes sıfırdan öğreniyor. Onun için bir vücut var ve bir ruh var herkes için diyor, söylüyorum. Bunun reenkarnasyonla izahı yok. Peki nedir peki o zaman? Bu muhtemel ruh değişik alemleri dolaşıyor. Dolaştığı alemlerde bazı şeyleri tekrar vücuda geri geldiğinde ruh bütünüyle ayrılmıyor. Ruh bütünüyle ayrılırsa kişi ölür zaten. Yaşaması mümkün değil ama ruh vücutla bağlantısı devam ediyor. Diğer alemleri dolaşıyor. Tekrar vücuda iade olduğunda etkileri devam ediyor olabilir. Bu etkilerin bir kısmı da bu eldeki kına izler gibi şeyler olabilir. Tabii tamamen ruhani bir alemle ilgili, metafizik alemiyle ilgili bir şey bu. Çünkü bir sebebi bulunmuyor, izahı yok, bilimsel bir şey de yok bunun.
Hakikaten kınaya benziyor ve birkaç gün içerisinde kendi kendine yavaş yavaş yıkana yıkana siliniyor gibi. Efendim bir dua verelim size ama Sinéad O'Connor diye bir hanımefendi var. Bu hanım efendim meşhur bir kadın, şarkılarıyla meşhur bir hanımefendi. Esas ismi şu anda Şüheda Sadakat. Yani yeni bir isim aldı kendine. Daha önce Twitter'dan Müslüman olduğunu duyurmuştu bu kadın. Avrupa'da turnede 80'li yıllarda müzik alanında meşhur olmuş. Fakat Londra'da bir arenada seyirci karşısına çıkıyor. Orada güzel parçalar söylüyor. Yani bu hanımefendi. Ve orada şunu söylüyor. Müslüman olduğum için gurur duyuyorum diyor. Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bunu Avrupa'da söylemek de güzel bir şey. Çünkü müthiş bir din, İslam dini düşmanlığı var. Camilere saldırılar oluyor. Başörtülü kadınlara Avrupa'da, gerçi Türkiye'de de oluyor başörtülü kadınlara saldırı. Bunun baş açık bir başka kapalıkla alakası yok. Bunlar tamamen tezgahçılar. Bunlar tamam bir yerler tarafından planlanmış olan ruh hassası tipler bunlar. Yoksa açık kadınlar da bizim, kapalı kadınlar da bizim. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz, başımızın tacıdırlar. Bu ülkede zaten bu tür kavgalar yok elhamdülillah. Ailede her taraf, herkes var yani açılıyor, kapalısı var ama başı kapalı veya başı açık. Herhangi bir insana saldıranın bir problemi var demek ki. Ya bir yerden maşa gibi kullanılıyor veya ruh hassası. Ne karışıyorsun insanın giyimine, kuşamına? İnsana doğruyu söylersin, müdahale edemezsin. Adamın sarığına müdahale ediyor, cübbesine müdahale ediyor. Adamın başörtüsüne, adamın efendim giysisine veya açık bir şey bayan giymiş. Herkesin sevabı ve günahı kendine. Allah hesap verecek. Müslümana yakışan nedir? Müdahale etmek değildir. Uygun ortamda herkes herkesi Allah için bilgilendirir. Ya bu son derece normaldir. Nasıl siyasi konularda insanlar konuşabiliyorsa, futbolla ilgili konuşabiliyorsa, din konusunda konuşabilir. Şimdi onun için İslamofobinin bir din haline getirildiği, bir sektöre dönüştüğü, yer yer İslam düşmanlığı yaparak insanların siyaset istemeye başladığı, dini siyasete alet ettikleri. Avrupa'da bu çok yaygın şekilde. Avrupa'daki bazı siyasetçiler ne yapıyorlar? Hani dinle siyaset ayrılacaktı. Müslümanlığa saldırıp oy almaya çalışıyorlar. Irkçılık üzerinden, yalnızlaştırma üzerinden, efendim nefret suçunu işleyerek oy almaya çalışıyor ve oy alıyorlar. Bazıları neredeyse iktidara gelecek. Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu ne kadar berbat bir şey. Utanılacak bir şey. Yani medeni olan ülkelerde bunların hiç olmaması gerekir. Herkes kendi düşüncesine. İsterse çarşafla gezer, isterse falanca kıyafetiyle gezer. Herkesin kendi tercihi. Onun için böyle bir ortamda bu hanımefendinin, O'Connor'ın çıkıp burada ben Müslümanlığımla gurur duyuyorum deyip 100 bin lira orada, 10 bin lira, 5 bin lira neyse bir şeyler paylaşması müthiş bir reklamdır. Neyin reklamıdır? İslam'ın reklama falan ihtiyacı yok. Din açık ortada. Gelen gelir, gelmeyen kendi gideceği yere gider. Ama bu bazı ortada olanları, fikirsiz olanları etkiler. Bu nedenle de bunu ben önemsiyorum tabii ki. Evet, bir dua verelim. Bir dua verelim. Dua bugün hiç vermedik tabii ki. Evet. Duanız olmasa ne kıymetiniz olur diyor. Sabah akşam bol bol dua etmek lazım. Yatarken dua etmek lazım. Bu rızık duası diye kitaplarda geçiyor. Biz de o duayı paylaşalım. Ey gani, yani cömert olan, ey hamid olan, ey yaratıcı olan, halik olan, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım, kullarını seven Allah'ım, beni haramdan sakındır, günahlardan beni uzaklaştır. Senden başkasına, başkasını bana unut. Yani ben sadece ve sadece kendimi sana adayayım ve sadece sana kulluk edeyim. Ya Allah, Ebu'l-Vefa Hazretlerinin zikirlerinden ve dualarından biridir. Dünya ve ahirete karşılaşacağım her korkuya karşı la ilahe illallah. Kelime-i Tevhid'in birinci şıkkı. İkinci şık Muhammed Resulullah.
her keder ve üzüntüye karşı maşallah, Allah'ın dilediği olur, Allah beni düzelsin, kurtarsın bundan anlamında. Her bir nimet için elhamdülillah. En büyük zikirlerden, dualardan biri elhamdülillah'tır. Hayret verici bir şey görünce Sübhanallah, tesbih ederim seni Allah'ım anlamında. Her bir günaha karşı estağfurullah. Ne demek estağfurullah? Allah'ım sana, senden bağışlanma dilerim, beni bağışla. Her bir darlıktan korunmak için hasbiyallah, bana Allah yeter anlamına gelir. Her bir musibete karşı inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Netice itibariyle gönderen o, hükümranlık Allah'ındır. Her bir kaza ve bela, musibet ihtimaline karşı tevekkeltu alallah, Allah'a güvendim, Allah beni koruyacaktır diye. Her bir itaat ve isyan hareketine karşı la havle ve la kuvvete illa billah el aliyil azim. Efendim, İslam dini sevgiyi, rahmeti, beraberliği, affetmeyi, insanları suçlamamayı, insanları dışlamamayı, kardeş yaşamayı emreder. Kimseyi kınamamayı emreder. Din üzerinde hiç kimsenin ipoteği yoktur. Din Allah'ındır ve peygamberindir. Ve biz Allah'a ve peygambere insanları çağırmalıyız. Ve biz Allah'a ve peygamberinin emirlerini yaşamaya çalışmalıyız. Sevgili peygamberimiz, bir erkek ve bir kadın ile iki ayrı rivayetler var. Bir köpeğin halini anlatır. Bir kadın kötü yola düşürülmüş. Bir kadın çölde dolaşırken susadı. Su aradı, bulamadı. Yani akan bir su bulamadı. Yok çünkü çöl. Gezerken bir kuyu gördü. Kuyuya doğru eğildi, baktı kuyu dolu. Su var yani. En azından ihtiyacını giderecek. Kuyunun başında da bir kova yok su çekmek için. Şey yok. Yani su çekmek için bir mekanizma kurulmamış. Kadın ayakkabısını çıkardı. Kuyunun duvarlarına tutuna tutuna hayatını tehlikeye atarak su içeri girdi. Kana kana su içti. Sonra bu kadın yukarı çıktı. Tam gidecekken dili sarkmış, susuzluktan bitap bir köpek gördü. Köpeğin kuyuya doğru havladığını görünce döndü. Baktı ki köpek de son derece susamış, perişan bir halde. Gidemedi, vicdanı el vermedi. Kuyuya inmek zor, bir daha inse çıkmayabilir. Bunun üzerine ayakkabısını ağzına aldı, dişlerinin arasına, yavaş yavaş kuyuya tutuna tutuna aşağı indi. Çarığının ayakkabısının arka tarafına su doldurdu, doldurabildi kadarınca. Sonra kuyunun taşlarına tutuna tutuna yukarı çıktı. Ve o suyu köpeğe verdi. Köpek susamış şekilde diliyle bir anda onu yedi, içti, bitirdi. Köpek gitti. Ve kadın Allah için köpeğin ihtiyacını giderdi. Sonra bu kadın yolda giderken ölüm geldi, kadın öldü. Allah o kadını o köpeğe olan merhametinden ötürü cennete koydu. Bütün günahlarını, işlemiş olduğu bütün gayrimeşru şeylerin tümünü affetti. Bir köpeğin ihtiyacını giderdiği için. Bu din böyle bir din. Lütfen bu dini zorlaştırmayın. Uygulanmaz gibi hale sokmayın. İnsanları kategorize etmeyin. İnsanları Allah'ın sevgisine, peygamberin kucaklayışına çağırın. Bizim buna ihtiyacımız var diyorum. Evet efendim, programımızın sonuna doğru geldik. Bu pazar günü de bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Yüce Allah hepimizi muhafaza eylesin. Doğru ve güzel şeyler yapmayı hepimize nasip eylesin. Sizi seviyoruz. Birbirimize dua edelim. Günahsız ağızlarla dua edelim. Allah hepinizi ve hepimizi ismi azam hürmetine
her türlü korkumuzdan, şerden uzak eylesin. Korkularımızdan emin eylesin. Amin deyin. Siz de, ben size, siz de bize. Dua ediniz. Biz inşallah daha karlı çıkıyoruz tabii. Çünkü ben hepinize veriyorum. Siz hepiniz bana ederseniz duayı. Biz de dağıtacağız duayı burada inşallah beraber. Teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yarımız olsun efendim. Yeah.